Nasıl buldunuz? Bak şimdi biz kahveli kek yaptık. Kahvenin faydaları neler hocam? Kahve tabii ki aslında daha çok hani bir hazma yardımcı bir unsurdur benim açımdan. Yani tabii bir keyif tarafı var. Var. Ama ben yani şu yeme içmeye baktığım zaman insanı doktorun eline düşürmeyecek halleri aramak olarak bakıyorum. Ha, yani normalde tabii ki yani evet lezzet var, keyif vardır. Fakat neticede bunun bizi hasta etmemesi de gerekiyor. Ben birinci derecede çok ona bakıyorum. Diliyorum. Hem bir taraftan şuradan soğanlarıma başlayayım hocam. Bir taraftan da sizi dinleyeyim. Yani önce hasta etmesin. Dolayısıyla ben mesela hani çok da lezzet açısından bakmıyorum. Bazen Elif kardeşle böyle kulis arkasında diyoruz ki ya çok güzel şeyler yapıyorsun ama bu ne yapar ne eder belli değil. Benimkisi insanlar doktorun eline düşmesinler. Ne yaparsak hastalanmadan ömrümüzü sürdürebiliriz. Ben ona bakıyorum. Benim yaklaşımım budur. Elbette ki hasta olunur. Elbette ki hastalıklarımız da vardır. Ama mümkün mertebe hasta olmadan keyifle şu ömrümüzü tamamlamanın bir yolunu bulmak lazım. Şifalı yiyecek değil. Yiyeceğin her türü şifadır. Bütün yiyecekler şifadır. Yeter ki biz onları başımıza bela etmeyelim. Nasıl bela ediyoruz? Birbiriyle çapraz, birbiriyle gitmeyecek yiyecekler var. Yani hangi yiyecek hangi yiyecekle yenmez? Evet, mesela ekmek et ekmekle yenmez. Nasıl ama ya? Lezzeti de oradadır. Evet hocam. İşte tamam bunu söylüyorum. Ama o kadar o kadar lezzetli ki etle ekmek beraber. Evet. Siz etle ekmeği birlikte götürdüğünüzde birisi karbonhidrattır, birisi proteindir. Bu sizin vücudunuzda çok farklı şeylere sebebiyet verir, sıkıntılara. Mesela efendim işte etle süt ürünleri birlikte gitmez. Ama biz bayağı seviyoruz. Çünkü biz neticede Türk milleti olarak ayranla birlikte yani dürümü yaparız. Tabii. Değil mi? Evet. Dürüm yaparız et dürümünü sonra arkasından da ayran içeriz. Bu da sıkıntıdır. Bunlar sıkıntıdır. Ben başka bu noktadan hocam bakıyorum. Aklınıza gelenleri söyleyeyim. Çok şey var. Çok şey et var. Et ve süt ürünleri. Evet. Etlerin de içinde çapraz et mesela diyelim ki bugün tıp teknik olarak bunun şeyini bulmaya başladı. Mesela tavuk etiyle normal kırmızı eti aynı sofrada bulundurmamak gerekir. Veya siz balık yediğinizde o gün sofrada mesela eskiler derlerdi yani balıkla birlikte süt yenmez, işte yoğurt yenmez. Neden yenmez? İşte aynı gerekçeyle kırmızı et de yenmiyor. Siz balıkla kırmızı eti aynı anda tükettiğinizde bu bir çapraz protein çapraz çatışmasına sebebiyet veriyorsunuz. O zaman safra bir başka taraftan gidiyor. İnsülin başka bir taraftan gidiyor ve vücut perişan oluyor. Benim söylediğim bu. Yoksa hani diyorum işte baktığım zaman bir gıdaya ne kadar lezzetli ama bununla gitmez diyorum. Ben öyle bakıyorum meseleye. Hocam peki kahveyi şimdi hepimiz seviyoruz. Kahve çok iyidir. Kahve gerçekten iyidir. Bilhassa mesela A gruplarının hemen hemen her yemekten sonra bile olabilir. Kahve içmelerinde yarar var. Çünkü onların enzimleri çok güçlü değil. Mesela kırmızı eti hazmedebilecek güçte değildir. A gruplarının enzimleri. Kesiyorum. Çok özür dilerim. O kadar ince kesiyorum. Mahmut beni çekmiyorsun. Evet çok. Vallahi baktım. Mahmut. Yani vallahi bravo. Evet, yani. Şu inceliğe bakar mısın? Mahmut sen niye beni çekmiyorsun? Oğuz Bey bakar mısınız? Yani ya. Mustafa Bey yapımcılarımı da söyleyeyim de bak. Vallahi bravo. Tebrikler. Bunu belki normalde hepiniz çok kolay yapıyorsunuz da şimdi bayağı yani, bir sizi dinlerken kopuyorum şunu incecik yapacağım. Eyvallah. Yani elinizde başka marifetler olduğunu da görüyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sadece sunuculuk değil yani. Başka, ya çok güzel. İstediğiniz işi yapın. Ne yaparsanız yapın. Sonuçta ev hanımısınız. Evet yani ama güzel yapmak. İnalde çoluğunuza çocuğunuza bir şey pişirmekten ama daha güzel. Ama başarı da oradan geliyor zaten. Yani öyle ben oldum demeyeceksin. Kendi yemeğini yapabilecek durumda olacaksın her Helal zaman. Helal olsun. Tamam işte zaten güzellik orada. Kim hocam? Bu soğan mesela çok faydalı. Yani şeyden bahsediyoruz biz kahveden. Hı. Kahve gerçekten A grupları için çok iyidir. Ama sıfır gruplarının ve B gruplarının fazlaca da kahveye saldırmamaları gerekiyor. O fazla çünkü, dediğiniz miktar ne kadar? Yani günde bir tane olsa yeter. Ha bir tane yeter. Evet bir tane yeter ama iki kere üç kere ve enteresan bir şekilde herkes kendisine zararlı olanı iştahla alıyor. Niye ben öyle oluyor? Ben anlayamıyorum yani niçin böyle olur gerçekten bilmiyorum. Yani bakıyorum ekmek yememesi gereken abi ben ekmek yemeden duramıyorum diyor. Et yemesi gereken diyor ki yani ben et sevmiyorum diyor. Halbuki sıfır grupları eti terk ettikleri zaman hasta olurlar. Allah Allah. B grupları eti terk ettikleri zaman hasta olurlar. A grubu da eti terk etmediği zaman hasta olur. Yani her türlü İşte kilo dediğimiz, efendim obezite dediğimiz, hazımsızlık dediğimiz genelde onunla başlıyor. Yani her bir grubun yemeyeceği bir şeyler vardır. Peki hocam ben şu an ne yapıyorum?